Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması. Dünyada birçok yeryüzü şekli vardır. Kimi yerler kayalık, kimi yerler dağlık, kimi yerlerde peri bacaları, kimi yerlerde ise göller vardır. Allah her birini birer hikmetle yaratmıştır. Şimdi bu yeryüzü şekillerini ve onlardaki hikmetleri teker teker görelim. Bu hafta Kapadokya'dayız. Kapadokya'daki bilindiği üzere en önemli akılda kalıcı jeolojik şekiller peri bacaları. Peki bu bacalar, bu volkanik jeolojik şekiller nasıl oluştu? Bunların oluşumu 60 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Hasan Dağı, Erciyes Dağı ve Güllü Dağı buradaki yakındaki volkanik dağlar. 60 milyon yıl öncesindeki volkanizma sonucunda buraya çeşitli materyaller birikiyor. Yani o dağların püskürttüğü, küldür, lavdır, çeşitli bugünkü buralarda görmüş olduğumuz kayaların ham maddesini oluşturan maddeler etrafa saçılıyor. Yağan yağmur suları, rüzgar, çeşitli tektonik hareketler, güneş, iklim değişiklikleri gibi faktörler bir araya gelince bu kayalar zaman içinde aşınıyorlar. Şimdi dikkat edin, buradaki kayalar koni gibi, üstünde de böyle baca gibi daha sert yuvarlak, böyle üstünde şemsiye gibi kapatmış. Bu nasıl oluşuyor? Bunun sebebi şu, en üstteki o şemsiye gibi düz olan tabakayla onun altındaki koni olan tabakanın yoğunlukları farklı. Alttaki tabaka daha yumuşak, kül, tüf, tüfit gibi daha yumuşak kayaç malzemeden oluşuyor. Üstteki ise ignimbrit gibi daha sert, yontulması zor kaya malzemesinden oluşuyor, materyalinden oluşuyor. Zaman içinde rüzgarlarla, sularla aşınan kayalar işte bu alttaki koniyi oluşturuyor. Üstteki sert kısım daha az aşındığı için daha çok kalıyor. Üstünde böyle yatay bir tabaka oluşturuyor. Zaman içerisinde alttaki yumuşak tabaka tamamen aşınınca üstteki baca, şapka düşüyor. Düştükten sonra bu peri bacasının artık şekli koni olmuş oluyor. Şimdi şapkalı peri bacası konumunda. Burada çeşitli peri bacaları var. Yani halkın adlandırılmasıyla söylüyorum. Bu jeolojik şekiller zamanla yontularak, yok olarak ömrünü tamamlıyorlar. Burada gördüklerimiz 60 milyon yıldan bu tarafa uzanmış olan jeolojik şekiller. Burası peri bacalarının içerisi. Peri bacaların içerisinde yani 2 milyon yıla kadar öncesinde insanların yaşadığı söyleniyor, öngörülüyor. Kalan kalıntılar onu gösteriyor, o tarihler bize onu gösteriyor. O zamanın evleri, yani o zamanın insanları buralarda yaşıyorlarmış. Bazen ekibimizin genç misafirleri teknik malzemelerle sorunlar yaşayabiliyor. Fakat bu bizi tabii çok yavaşlatmıyor ve diğer yeryüzü şekillerini incelemek üzere yolumuza devam ediyoruz. Arkamda Aksaray'da ve çevre birçok ilden de rahatlıkla görülebilen dev Hasan Dağı bulunuyor. Hasan Dağı volkanik bir dağ. Bu bölgede milyonlarca yıl öncesindeki
tektonik hareketlerle oluşarak günümüze kadar gelmiş bir dağ. Şimdi az önce Kapadokya'da peribacalarından bahsettim. O da yine bir volkanizma sonucunda buradaki dağların etkisiyle oluşmuş bir yeryüzü şekli. Dağlar da bir diğer yeryüzü şekli. Şimdi bu programda birçok yeryüzü şeklini inceleyeceğiz. İnşallah. Dağları Allah bir hikmetle yaratıyor ve dağlar sayesinde diğer yeryüzü şekilleri oluşuyor. Bu çok önemli çünkü büyük depremler sonucunda birbirine çarpışan, yer kabuğunun birbirine çarpışan bölgelerinde yükseltiler meydana geliyor. Dağlar gibi. Daha sonra işte vadiler, yaylalar, kanyonlar, ondan sonra akarsu, nehir yatakları, göller gibi diğer coğrafik şekiller ondan sonra oluşuyor. Bu oluşumları tetikleyen mekanizma dağ oluşumundan geçiyor. Allah dağı bir hikmetle yaratıyor ve cansız yeryüzünde canlı hayatın yaşaması için elverişli bir ortam oluşturuyor Allah. Yani cansızlar kendi kendine hareket etmiyor. Cansız dünyada da Allah'ın hükmünün, Allah'ın kudretinin varlığını an ve an görüyoruz. Şimdi dağların coğrafi açıdan en büyük farkı veya önemi şuradan geliyor. Ilıman iklimler, yağışlı iklimlere sahip bölgelerle, mesela sahil kesimleriyle arasında bir bariyer oluşturuyor. Mesela burası Aksaray, burası kırsal iklime sahip olan, az yağış alan nispeten bir bölge. Bunun sebebi çevresindeki dağlardan, yani İç Anadolu'yu çevreleyen dağlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Kıyı kesimlerine nazaran daha az yağış alan, daha farklı bir iklim oluşuyor. Yani farklı iklimlerin sebebidir dağlar. Farklı iklimlerden dolayı farklı bitki örtüsü ve farklı hayvan türleri yaşamı için olanaklı bir ortam oluşmuş olur. Allah sebep olarak dağları farklı canlıları yaratmak için, onu da yaratmaktadır, onu da oluşturmaktadır inşallah. Mesela dağların oluşumundan sonra yağan yağmurlar dağın içerisinde depolanır. Yani yeraltı sularının temel kaynağıdır, temel deposudur. Yeraltı kaynağı ve yeraltı dünyası için, canlılar alemi için dağlar bir yabani hayat koruma alanı gibi bir ortam oluşturur. Yani bu ortam dağlar olmasa olamayacaktı. Ama dağlar olduğu için bunların hepsi olmakta. Biz bundan dolayı çeşitli meyve sebzeler görmekteyiz. Biz bundan dolayı çeşitli hayvan türlerini görmekteyiz. Yani Allah çeşitli canlıları yaratmadan evvel onların yaşayacağı ortamı yaratıyor. Daha sonra da canlıları yaratıyor. Maşallah. Dağların oluşumundan sonra sırada yaylalar var. Yaylalar dağların hemen altındaki etekler oluyor ama yeryüzünden, deniz seviyesinden çok yüksekler. Şimdi yüzeyden yüksek oldukları için rakımları fazla. Mesela Bolivya'daki yaylada bu 3600 metreye, Tibet'te ise 5000 metreye kadar çıkıyor. Yani deniz seviyesinden neredeyse bir daha kadar, hatta bazı dağlardan da yüksek olacak kadar yükseklerdeki düzlük yaylalar. Dağların yağışları kestiği, yani yağışlı iklimi kestikten sonraki düzlük oluyor bunlar. Daha sert ve daha kuru bir iklim oluşuyor. Bu bölgelerde kendisine özgü çiçekler çıkıyor. Bu düzlükte böcekler, çeşitli böcek türleri ve bitkilerin yetişmesi için ideal bir ortam oluşuyor. Bal yapımı için, arıların yaşaması için yani çok ideal bir ortam yaylalar. Dağların hemen yanında olduğundan dolayı çeşitli yeraltı suları, çeşitli kaplıcalar, çeşitli termal kaynaklar için güzel bir ortam, çok ideal bir ortam. İnsanların yani hem rahat etmesi, yazın bunaltıcı sıcağından daha serin bir bölgeye gidebilmesi, hem şifa bulması için yeraltı çeşitli termal kaynakları için Allah'ın dağların hemen yanında düz olarak insanlara nimet olarak verilmiş bir diğer yeryüzü şeklidir. Bir diğer yeryüzü şekli de vadilerdir. Vadi, iki dağın arasında olan girintidir. Bu girinti, dağdan çıkan akarsuların oradaki kayaları aşındırmasıyla oluşur. Bu şekil dik bir V şeklinde olabilir, yoksa veya daha geniş bir V olabilir veya yatay böyle daha geniş bir alana sahip olabilir. Vadilerin kendine özgü, yine orada yaşayan bitki ve hayvan çeşitlerine sahiptir. Bu da oradaki iklimin nispeten daha farklı olmasından kaynaklanır.
Vadinin yani orayı aşındırarak oluşturan akarsu eğer denize yakın bir yerse ve denize dökülüyorsa o zaman oradaki rakımın sıfırın altına inme ihtimali yoktur. Yani denizle aynı seviyededir. Fakat eğer bir göle dökülüyorsa o zaman daha da rakımın daha da aşağı inme ihtimali olabilir. Buna en güzel örnek Şeria Nehri'dir. Lut Gölü'ne dökülür ve rakımı -422 metredir. Yani yeryüzünün en alçak noktasıdır. Nitekim Allah Rum suresinde Bizansların Perslerle savaş yaptığı bölgeye işaret ederek 2. ayette, 3. ayette dünyanın en alçak yerinde bu savaşın olduğunu söylemektedir. Dünyanın en alçak yerinin Lut Havzası olduğu Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce Rum suresinin 3. ayetinde bildirilmektedir. Bugün yapılan coğrafi ölçümlerde yine en alçak noktanın Lut Havzası olduğu, Şeria Nehri'nin oluşturduğu vadinin Lut Havzası'nın dünyanın en alçak yeri olduğu görülmektedir. Anlatacağım son yeryüzü şekli de göller. Göller bulunduğu bölgenin iklimine ciddi şekilde etki ederler. Çevresi karalarla kaplı olan su kitlesidir göl ve mesela kış aylarında yeryüzü kadar çok soğumaz göl ve üzerinden ılık rüzgarlar eser. Yani karadaki soğuk rüzgar gölün üzerine geldiğinde ısınır ve karanın belki de kilometrelerce içine kadar ılık rüzgarların esmesine olanak sağlar. Bu sayede yeryüzünde çiçeklerin yeşermesine yol açar göller. Aynı şekilde yazında üzerinden bu sefer soğuk rüzgarlar açar. Soğuk rüzgarlar da meyvelerin erken yeşermesini engeller. Dolayısıyla Allah gölleri yaratarak bize yeryüzündeki bitkilerin ne zaman üreyeceğini, ne zaman üremeyeceğinin belirlenmesinde bir kontrol mekanizması oluşturmuştur. Bir etki mekanizması oluşmuştur maşallah. Evet, gördüğünüz gibi Allah yeryüzünde cansız maddeleri belli bir sebeple yaratarak canlıların yaşayacağı ortamı oluşturmaktadır inşallah. Ve o yeri yayıp uzatan, orada sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır diye buyurmaktadır. Yani Allah bütün her şeyi belli bir hikmete, belli bir ilme göre yaratmakta, insanlara nimet olarak sunmakta, diğer bütün hayvan ve bitkilerin de yaşaması için en uygun ortamı oluşturmaktadır. Yeni programlarda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması